Buyurun, geçelim. Üyelerimize daha iyi hizmet etmek amacıyla tadilat çalışmaların biten kısmının kurdele kesimi amacıyla bu akşam burada toplanmış bulunmaktayız. Bu vesileyle ben Çarşamba Ticaret Odası Başkanı olarak Ticaret Odası ve Ticaret Borsası adına tüm misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hoş geldiniz. Birlik ve beraberlik içerisinde Çarşamba ilçemize ve üyelerimizin olduğu Salı Pazarı ve Ayvacık ilçelerimize çok güzel hizmetler yapacağımızı, onun için de bir toplantı salonuna ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Projemizi de yanımızda götürdük ve projenin üzerinde de Rıfat Hisarcıklıoğlu konferans salonu yazıyordu. Değerli başkanım, bizleri uyardılar. Dediler ki kurumlar kalıcı, şahıslar geçicidir. Top konferans salonu olsun ama Rıfat Hisarcıklıoğlu konferans salonu olmasın dediler. Değerli başkanımızın affına sığınıyoruz. Ticaret Borsası meclisimizin aldığı karar gereği bu ismi uygun gördüler. Siz de uygun görürseniz efendim. Sadece ticaret odası ve borsa üyeleri değil, köylüsünden işçisine, çiftçisinden balıkçısına kadar herkesin faydalanabileceği, yüzlerce projenin hazır olduğu, bir bakanlığa gittiğimiz takdirde elimizde onlarca hazır projenin olabileceği bir ofis kuruyoruz. Bu ofis için de değerli başkanım sizden destek istiyoruz. Ve yine bizim için genç ve kadın girişimciler çok önemliydi. Zaten sizin bütün programlarınızda yaptığınız konuşmada da genç ve kadın girişimcilere çok önem verdiğinizi söylüyorsunuz. Özellikle genç ve kadın girişimcilerimiz de buradalar. Bu salonun adını Çarşamba Ticaret Borsası ve Ticaret Sanayi'nin meclisi Rıfat Hisarcıklıoğlu demişler. Lütfetmişler. Teşekkür ederim. Ben odamı borsamı ikisini de kutluyorum. Şehrinize hizmet etmek istiyorsunuz. Şehrinize hizmet ederken kaymakam, belediye başkanı, diğer sivil toplum örgütleri, hepiniz bir düşünür, bir hareket ederseniz ancak icraat olur. Bunun da güzel bir sözü var biliyorsunuz kültürümüzde. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır diyor. Değerli çarşambalılar, bilmiyorum, iki odamız da bizim akredite. Yani odam da borsam da akredite. Yani akredite demek 5 yıldızlı oda ve borsa demek. 5 yıldız, hani şu otellerde yıldızlama var ya, 1 yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız. Odalarımızda da bütün dünyada yıldızlama sistemi var. 5 yıldız en yüksek yıldız. Şimdi benim Çarşamba Ticaret Sanayi Odam'da, Çarşamba Ticaret Borsam'da ikisi de 5 yıldızlı. Bir bunları alkışlayın bakalım. Peki 5 yıldızın bir diğer manasını söyleyeyim. Bakın bugün Londra'daki bir tüccar, Paris'teki bir sanayici, Berlin Ticaret Sanayi Odası üyesi olan bir sanayici oradaki odalardan hangi kalitede hizmet alıyorlarsa Çarşamba'daki tüccarlarımız da aynı kalite, aynı standartta hizmet alıyorlar minimum. Yani bugün Çarşamba Londra'ya, Paris'e, Berlin'e işler, haberiniz olsun. Çarşambalılar Allah'ın şanslı kullarısınız ha. Allah size böyle bir ova vermiş ki Türkiye'de bir çarşamba bir Bafra. Hem Samsun şanslı burada ama çarşamba da çok şanslı. Buraya kuru ağacı diksen görecek, anında görür. Allah hep tüm imkanı vermiş. Eğer bu toprakları iyi kullanabilirsek, çarşambayı, Bafra'yı kullansak bütün Türkiye'yi besler, haberiniz olsun. İşte burada elinizin altında müthiş bir fırsatlar. Bu gıda OSB'sini buraya getirme düşüncesi de tarımdan bunun sanayisine dönmek. Yani sadece tarımını yapmak değil, bu işi sanayileştir, esas katma değeri, yani esas karı çarşambada bırakmak düşüncesi. Bundan dolayı da kutluyorum. Efendim birinci ödül Kazım Bey'e. Hadi bakalım. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Peki tebrik ederiz. Tebrik ederiz. 1700. Kaç kişi istikrar ediyoruz? Yani yaptı çok şükür. Ne iş yapıyoruz Cemil Bey? Market efendim. Oo. Hangi bakan neyi satıyor? Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Allah uzun ömürler versin. Sağlıklı, sağlıklı.
Yazısı başkanı. Evet. 27'si maşallah. Yiyeceksen ver bakalım. Hemen bunu odalar bildiği anlar önce sergileyeceğiz inşallah. Tarihi bir fotoğraf. Efendim bu ayakkabıyı ben özellikle Sayın Başkanımıza veriyorum. Çünkü biz başta Odalar ve Borsalar Birliği'nin Antalya'da yapmış olduğu fuarda olmak üzere gittiğimiz her yerde ayakkabı ve kasketten başka hiçbir şey götüremiyoruz. Dolayısıyla değerli başkanım bu ayakkabıyı veriyorum ki organize sanayi bölgesi için acilen bize yardımcı olursanız inşallah bizim dışarıya ihraç edeceğimiz mallardan vereceğiz bundan sonra size. Konserve vereceğiz, efendim helva vereceğiz. Yani bir daha organize sanayi bölgesinde ürettiğimiz şeylerden vereceğiz. Ahmet diyor ki bu ayakkabıyı giy de Sanayi Bakanlığı'na gidiyor. Bu ayakkabıyı nasıl giyip gideceğim? Sanayi Bakanlığı'na diyor topuğuna bas gir diyor. O zaman bizim iş alırız. Çarşambanın reklamını yapacağız artık. Bu borsamızı bu ziyaretin anısı tut bakalım. Reis Başkanım nerede tut? Efendim şimdi de Sayın Başkanımız Türk Odalar Borsalar Birliği. Değerli hemşehrilerim, hemşehri dedik bak, belki hemşehri de olacağız zaten artık salon. Salon Fatih Sarıcık oldu ya artık çarşambalı da olduk biz. Bu Yunus Türkiye'de ilk ve tek bu. Yunus Emre'nin hayatı. Yunus Emre'nin tüm divanı. Evet hazırız. Ya Allah ya bismillah. Ya Allah ya bismillah. Hadi hayırlı olsun. Evet. Hadi ya Allah bismillah hadi bakalım. Hayırlı olsun. Düşünemedim ha. Kazım başkanlar geçen dönemde ticaret borsası meslek yüksek okulu yaptırdılar çarşambaya. Sonrasında burada 19 Mayıs Üniversitesi'ne bağlı bir kampüs oluştu. Hukuk fakültesi var, var, iletişim fakültesi var. Maşallah. Şimdi sosyal bilimler fakültesini yaptırıyoruz. Burada üniversite öğrencilerinin bakanlığımız da yurt da yaptırıyor ama barınma ihtiyacı gene var. Sizden evet. Uygun görürseniz şimdi böyle Samsun'a bir yurt şeyimiz var. Samsun'a bir tane okul yapıyorsun. Onun için yeni bugün protokolünü imzaladık. İnşallah ondan sonra şu illeri bitireyim ondan sonra da böyle bir yurt çarşamba gibi bir memleket olacak. Tamam. Evet. Gel bakalım bunu da sana takalım. Teşekkür ederim. Sayın